الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim, Derince Müftülüğü Kur'an'da Adab-ı Muaşerat dersimizden bugün insanlar arasında hükmetmede Adab-ı Muaşerat ölçü nedir? Benim adamım, benim ekranım, efendim benim dostum, benim ticari hayattaki ahbabım gibi mi düşüneceğiz? Yoksa hükmederken haksız olana haksız olduğunu, hakkı olana haklı olduğunda hakkını eda mı edeceğiz? Bugünkü sohbetimizde bunun üzerinde duracağız. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in dokunmadığı hiçbir konu yok. Ayetler ya direkt açıklama yapmış veya ayetler bir başka ayetle beraber kapalı kalan yerler açıklanmış. Ve dolayısıyla açıklanmayan hiçbir şey yok. Bu konuya baktığımız zaman inna enzelna ileykel kitabe bil hak litahkume beynen nas, insanlar arasında hüküm vermen için gerçek olan bu kitabı indirdik. İma erakallah ve la tekun lil hainine hasime. Ayetlere baktığımız zaman bu okuduğum ayet Nisa suresinde. Ayetlere baktığımız zaman ayetler bize gayet açık ve net olarak davranışlarımızın hüküm vermede ne olacağını, arzu ve isteklerimize, iştiyaklarımıza göre hüküm vermeyeceğimizi, hakkı olana hakkını vereceğimizi bize anlatmaktadır. Nitekim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında bir Yahudi ile Müslüman peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir dava konusunda gelmişler. Baktığımız zaman Müslümana hak verip Yahudinin, ehli kitabın haksız olduğu söylenmesi gerekirken Allah Resulü Müslümanın haksız olduğunu söylemiştir. Bu bize neyi gösteriyor? Karşındaki insan Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, ateist de olsa, başka dinlerin müntasıbında olan bir insan da olacak olsa hak edene hakkını vermemiz lazım. Çünkü Kur'an bize, ilahi kitap bize bunu emrediyor. Ve yesteftûneke fin nisâ kulillâhu yüftîküm fil kelâleh ayete baktığımız zaman kadınlar konusunda, erkekler konusunda, savaşta, ganimetler konusunda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona verilecek hediyeler konusuna varıncaya kadar Allah'ın kitabında her şey ama her şey açıklanmış. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra halife olan Hazreti Ebu Bekir'in ilk hutbesi manidardır. O buyuruyor ki, ey insanlar, ben layık olmadığım halde siz beni başınıza halife tayin ettiniz, idare edecek bir kimse olarak seçtiniz. Hakkı olan hakkını alıncaya kadar benim yanımda en güçlü olandır. Haksız olan da hakkı verinceye kadar benim yanımda en güçsüz olandır. Hakkı olan hakkı alıncaya kadar en güçlü olan, çok önemli. Haksız da hakkı ödeyinceye kadar en güçsüz olandır. Biri güçlü, hakkı alacak olan, diğeri güçsüz. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hüküm verirken nefsi arzu ve iştiyaklarımıza teslim olmamamızı da bize emretmektedir. Bazen bizi uyarır. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ ayetine baktığımız zaman
ve başka başka ayetleri getirip bir araya baktığımız zaman hüküm verirken arzu, istek, iştiyak, nefsinizin istediği şeyler doğrultusunda hüküm vermeyiniz buyurmaktadır. Evet, konumuzu kısa ve öz olarak Kur'an'da hüküm vermede adab-ı muaşerat ölçü nedir? Bir hüküm ihdas edilirken, ortaya çıkarılırken davalıyı da, davacıyı da dinlemek lazım. Tek taraflı dinleyerek hüküm vermememiz lazım. Birincisi bu. İkinci dikkat edeceğimiz şey hüküm verirken akrabamız olsun, وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ kim olursa olsun, ister babalarımız, ister kardeşlerimiz, ister akrabalarımız kim olursa olsun, hüküm verirken hakkı olana hakkını vermemiz lazım. Kan bağıdır, sıhriyattır, razadır, neseptir, benzeri şeylere takılıp da hüküm verirken hüküm terazisini titretmemek lazımdır. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, ikincisi demek ki taraf kim olursa olsun, hüküm verirken ister akrabamız, ister yakınımız kim olursa olsun, hüküm verirken hakkı olana hakkını tevdi etmemiz lazım. Üçüncü maddeye baktığımız zaman, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, o hüküm verdiğimiz insan, vereceğimiz insan, yakın akrabamız da olsa, evladımız da olsa, kim olursa olsun, yine adil olmamız lazım. اِنَّ اللّٰهَ عَادِلٌ يُحِبُّ الْعَادِلِ Allah adildir, adaleti sever. Ecdadımız bundan ilham alarak, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, ecdat bundan ilham alarak, El-adlu esasül mülk, adalet mülkün temelidir. Bir toplumdan adalet kaybolup giderse, ki ben bugüne kadar yaptığım çalışmalarımda 3 maddelik bir şey oluşturmuşum. Amirden adalet, alimden ihlas, avamdan da itaat kalkarsa o memlekette felaket başlar. Şöyle bir kıssa anlatılır, kıssadan hisse alacağız. Şu anda gözümüzü biz değil de birilerinin çevirip Avrupa hayranı olup baktığımız o toplum, dünyaya hükmeden ecdadımızın ticari hayatını, adliyesini ve diğer ilişkilerini incelemek için bir heyet gönderir. İstanbul'da bir dava vardır. Dava Fatih Sultan Mehmet Han'la bir mimar arasında olduğu söylenir. Mahkemenin kadısı Sarı Hızır Efendi'dir. Sarı Hızır Efendi, Muratoğlu Mehmet diye Fatih Sultan Mehmet'i çağırır, dinler. Sonra mimarı dinler ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin haksız olduğunu söyler ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, eğer benim haksız olduğumu söylemeseydin, gerekli tedbirleri alırdım, sana gereken cezayı verirdim der. Bunun üzerine oturduğu minderi kaldırıp altından kılıcı çıkarıp koş koca sultana, çağ kapayıp çağ açan bir sultana, eğer verdiğim hükme razı olmasaydın seni bu kılıcımla düzeltirdim der. Evet, adalet bu. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bu adalet duyguları bir toplumda kaybolursa, o toplumda biraz önce de söylediğim gibi felaket başlar, kayırmalar başlar ve bunlar da adalet terazisinin sapmasına sebep olur. Ecdadımızın 630 yıl dünyayı idare etmesinin temelinde yatan bu 3 tane maddeyi unutmamamız lazım. Amirde adalet, biraz önce anlattığımız, alimde ihlas, avamda da itaat. Evet, demek ki davalı ve davacı dinlenilecek, adab-ı muaşeret.
kim olursa olsun yakınımız, uzağımız, dindarımız, hakkı olana hak verilecek. Üç, akrabalarımız da olsa kan bağımız, efendim, razadan, sıhriyattan, efendim, nesepten bağımız da olacak olsa bulunduğumuz konum her ne olursa olsun ada Allah adildir. Adil olanı sever. Prensibinde hareket edip hakkı olana hakkını verip arzu ve iştiyaklarımıza, nefsimize esir olmamamız lazım diyorum. Cumanız mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.